Selam aleyküm. Aleyküm selam. Necesin sen? Çok sağ ol. Miyat. Kefin. Bir çeksen ucu. Bir denen de içiyorum sarada bir. Çekil. Serkan'ı yakin ki her biriniz çok güzel tanıyorsunuz. Prodüser, rejisör, aktör, müğenni. ne bileyim. Bir söz. Neler. Bir sözle 10 parmağında 10 merfet olan bir insan. Bir şahs, bir güzel insan. Serkan senin bu işin uğurlu olsun. Serkan, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini daha da yakın elemekten ötürü. Azerbaycan-Türkiye ve Rusya. Azerbaycan-Türkiye ve Rusya. Türkiye ama bizim ezeli ebedi kardeşimizdir. Ay canım benim. Ve... Gelin. Ve bugünlerim burada... Ve bugün burada görürsünüz ki çok güzel aktör heyeti var. İçeri keçek de, içeri. Sen de buradasın. Bu benim yani... ablam. Bu benim anne. Aha. Ay bu kren 21 için benim yüreğim yedirdi zaten. Hediyeler geldi size, hediyeler. Bu bizim baş sponsorumuzdan size hediye kren 21. Buyurun. Bu da size. Çok sağ olun. Ve Hülya Hanım, Hülya Darcan artık Azerbaycan'da. Herkesin çok güzel tanıdığı Hülya Hanım ve Büyük Yalan'dan, diğer seriallardan, filmlerden, dizilerden izlediğimiz Hülya Hanım da bugün Azerbaycan'dadır. Biz sizi Azerbaycan'da salamlamaktan çok şadık. Ben de Azerbaycan'da olmaktan, Bakü'de olmaktan çok mutluyum. Teşekkür ederim. Neler işler? Nasıl işler, nasıl gidiyor? İyi mi? Serkan sizi nece konuştu sizinle? Nasıl oldu Serkan'la sizin işbirliğiniz? Nasıl karma karışık Türkçe konuştuk. Canım onunla çok güzel tabii. Türkçe. Tabii zaten ben artık Türkçe konuşabilirim. Ya bizde bir söz var. Sakızını uğurladı derler insanın. Bir işe razı salınca, bir işi o insanla artık uygunlaştırınca onaylana kadar onayladıktan sonra derler ki insan insanın sakızını nasıl uğurladı? Ya sizin sakız nedir Türkçe? Ha. Sakızını uğurlamak gibi bir şey. Yani sizi şey saldı yani. Yani nasıl oldu ki Serkan sizi razı saldı? Yani Serkan bizi nasıl kandırdı? Evet. Serkan biz Serkan'ı çok sevdik. Yani hepimiz çok sevdik. Melahat'ın kendi hemşerisi ama ben onu yeni tanıdım. Halil yeni tanıdı ve onu biz çok sevdik. Ne bileyim ben inandık ona peki dedik. Bir baktık buradayız evet. Çok güzel. İçeride danışak da olar. İçeride konuşalım olur mu? Amalia Hanım. Oh! Azerbaycan kinosunun. Azerbaycan tiyatrının sütunu. Sütunu Amalia Hanım. Necesiniz Amalia Hanım? Bu size hediye. Kremir. Siz onsuz da güzelsiniz ama bundan da istifade etseniz lap güzel olur. Çalışarım. Ben minnettarım. Ve siz ilk çekiliş gününe gelmişsiniz. Ve ben öyle gelir ki ayağınız sayalı olacak. Bu filmde çok güzel alınacak. Çok güzel. Burada çok garbi bir tanıdığım var. Melahat Abbas. Sova. Hülya Darcan, gelin lütfen gelin. Hülya Darcan, Amalia Penahova, çok çok güzel aktörler, çok güzel. Senin razmerin de elə. Onu daraldıp büyütmək olur. Ve sizin bir yerde, ben yatsam bile uykuma girmezdi ki ya bu insanlar bir araya gelebilir. Nasıl oldu böyle bir şey? Yani Serkan'la oldu böyle bir şey. Serkan. Bakın ben yılanı yuvasından çıkardan bir dili var Serkan'ın. Oturak da. Çekilişimiz bir neçe dakika daha sürecekti. Ha olar biraz oturak sohbet edelim burada süfrenin arkasında. Bir şey diyeyim ki çeksen bunda. Hamısını çek. Çek ama yani derim ki biraz kısa sohbet edeyim ki yani bu dublü kurtardıktan sonra olabilsin de. Tamam. Onda dublünüz indi başlıyor. Ha dublümüz başlıyorsa biraz gözleye sonra bir de. Ben onu diyeyim ki tamaşaçılımıza sadece olarak buradan bir anons edeyim ki hal-hazırda Alın Yazısı filmi çekilir Azerbaycan'da ve bu Alın Yazısı filmi senaride Serkan sana aitti senaryo hem bana aitti hem Lale Nagdaliyeva'ya aitti, hem Sema Tunsi'ye aitti, hem de İrada Sultanova'ya aitti. Dört yazar. Rejissor ile Serkan'ın özüdür. Ve filmin çekilişleri barisinde bir neçe dakika sonra size məlumat vereceğiz. Hal-hazırda biz çekim meydanındayız, yani setteyiz. Bura benim, Melahit Hanım demek benim bacımı oynuyor. Ve bura benim evim. Evimin de sahibi, yok sen değilsin evimin sahibesi de orada durup, bu evin sahibesidir. Ve benim evim burası. Ama Amalia Hanım demeli. Amalia Hanım kimi oynuyor burada? Amalia Hanım benim sevdiğim kızın anasıdır. Kaynanasını oynuyor. Kaynanası olacak. Sizin kaynananız. Benim kaynanası. Kaynanası. Ay aman ne böyle şuh böyle. Ya, ama Serkan beni güzel görmek istedi bu filmde. Ben hayatta kaynanam çok mülayimdi. Öyle değil. Kulaklara kuruşuk.
belə qayrına kimisə qismət olsun. Vay vay. Yox, yəni roldakı. Yox, yəni kinodakı belə qayrına. Ya şey, anladınız qalbi hər şeyi. Ya belə Hülya xanımın belə bir qrimdə olması da bir anlamı var. Nədən böyle bir... O da kimsəsiz bir qadın obrazı yaradır. Bir xarakterik olarak kimsəsiz bir qadın obrazı. Ancaq onun necə kimsəsiz olduğunu açıqlamayacaq. Yəni filmdə biləcəksin. Yəni bu şeylər hamısı filmdə olacaq. Amalya xanımın xarakterik olarak burada bir, deyirəm də, belə, yəni belə dışlı bir qadın, yəni belə qaynana, amma onun sonuç səhnəsi başqadır. Hülya xanımın sonuç səhnəsi başqadır. Sərxan düz deyir. Burada bilirsiniz, alın yazısı odur ki, kimin əvvəli, kimin axırı. Bax, bu əsas məqsəddir bu filmdə. Yəni insanlar öz həyatı boyu daim vəziyyətdən vəziyyətə düşürlər. Bir şeyi planlaşdırırlar, tamam başqa şey qarşılarına çıxır. Tam deyir, sən yazdığı yaz, gör Allah Taala sənin üçün nə yazır. Bax, bu filmdə bu çox gözəl açıqlanır. Və ayrı-ayrı personajların əvvəlləri bir cür olur, sonluqları tamam başqa cür. Əgər mən tutalım qaynanada çox çılğınam, qızımı ərə vermək istəmirəm, yəni oğlanı bəyənmirəm, deyirəm ki, həqiqətən də onu biz dəstəkləyə bilərik ki, bugün analar həmişə istəyir ki, evladları xoşbaxt olsun, yaxşı ərə getsinlər, devlətli olsun, evli eşikli olsun, bu da haqlıdır, bu haqlıdır, amma sonra tarih elə gətirir ki, bu qadın hər şeydən imtina edir, deyir ki, yalnız xoşbaxlıq olsun, yalnız salamatlıq olsun. Baba, sağ ol, zarım, bir dərdi var amma. Özlə danışırsın. Olsun, olsun, olsun. Mənim hər şeyim var zaten. O da var. Ama onda kaynana. O da var. Şurasında. O da var. Onda çekişe biraz ara veren yeni. Tamam. Onda buradan bir söyleyek ki alın yazısı yağ kimi de. Böyle bir şey söyleyek hamımız o kameraya. Yağ kimi de. Alın yazısı yağ gibi de. Alın yağ gibi de. Yağ gibi. Yağ gibi. Yağ kimi. Yağ gibi. Kimidir? Alın yazısı yağ kimi de. Alın yazısı yağ gibi gitsin inşallah. İşte öyle de olur. Alın yazısı yağ kimi gitsin. Evet. İnşallah. Olsun. Bir, olsun. Ama bir, iki, üç. Alın yazısı yağ kimi gitsin. Bravo. Ne de hayırlısı olsun. Ne de kimi de. Oldu artık. Kız oldu artık. Danışacaq artık. Şahin sen çek məni. Dayanma. Deməli, əziz tamaşaçılar, bir neçə dəqiqədən sonra, hala çox üzr istəyirik sizin çəkilişinizə girdiyimizə görə. İndi bir neçə dəqiqədən sonra bu... Ayağımız sayalı olacaq, ona görə biz inanırıq. Mən əminəm, Sərxan bir işə qol qoysa o süper olmalıdır. Bir neçə dəqiqədən sonra biz filmin birinci günündəyik və bir neçə dəqiqədən sonra yağ kiminin ardını burada çəkəcəyik. Fatma xanım, Respublikamızın xalq artisti. Burada. Təmiz soyunum. Buyur, bir soyunum da aynan. Təmiz soyunmayın, lazım. Təmiz soyunmuram. Abi, bu da Gülnar xanım. Gülnar xanım, sağ olun. Necəsin? Aleyküm, canım, çox sağ olun. Sağ olun, cavabınız. Allah'a şükür, yavaş yavaş. Fatma xanım, siz necə? Ben de seni görəndə əla, mən səni çox istəyirəm, özüm bilirsin. Ama sən məni çox istəmirsən. Elə şey ola bilməz. Eyni təhlini çəkili yonda Fatma xanımla gəlirəm. Məni görməyilə gəlirəm. Gördü uzaq belə qarabaqda ayaq ötdüm, maçıltı ilə. Bəs mən nə sağlıq? Siz belə qıraq ötdünüz. Hava oldu, gəlirəm indi, gəlirəm. Yok, burdan başqa ötdünüz. Kraska olmadı. Sərxan, bax, mən də simonumuzu gətirib gəlirəm indi. İndi hal-hazırda Fatma xanım və Gülnar xanım da deməli bu filmdə rol alıb. Sərxan, bunlar barəsində bir iki kəlmə danışdı. Deməli, deyim, Gülnar xanım zəngin birisi, zəngin birisinin arvadı və oğlunu itirən birisi, yəni narkoman olan oğlunu itirən birisi. Fatma xanım da, yəni bunlar hamısı qonşudurlar, yəni bu binada olan qonşudurlar. Fatma xanım da ara zarafatçıl, arada biraz qeybət eləyən, yəni gedənin gələni, bunun bir yeri var, gördüm, bəs niyə şeyin yerini atmıyor? Yox,
Gözün. Efirde olmaz kadına. Gözümün birini çekmemişim. Kuş koymamışım. Dedim. Biri kuşlu olsa biri kuşsu. Biri kuşludu biri kuşsu. Kuşunu görmüyor. Diye burada. Kuşun görmekten ötürü. Tamam sonra. Ha, orada seçer. Kadın kalın. Kredi mi birden? Birden. Çılpak deyip ama bu çılpak biraz Türkçe gelir ona göre yani yakşı ha lüt kardeşin ha lüt kardeşin ha melahat ha lütkom kardeşin lütkom kardeşin ha lütkom olsun olsun ha melahat hanım sen yakşı sen yakşıza çıldırdın yazıbla çıldırdın şeydi yani yok çıldırır çıldırmak Türkçe değil çıldırmak ha. Sizde ne olur? Sizlerin arasında. Sizde ne olur? Bazı kardeş gelmeyenler. Sizde ne olur böyle? Yok, bence acı bu var. Bu şirin değil. Acı bu var. Tatlı da dövdü. Yok Hurkan yani. Yok ben ne dedim böyle şu tadı böyle. Bak sadece Allah'la. Sen Azerbaycan'dayım ama öyle bir ama sen evlendirdiler Türkiye'ye tamam. Ha, nece nasıl bir iyi bir iş, karşılaştınız mı oynadınız mı? Bir defa şey onlar da bizler yani biz tabii güneyli insanlar böyle sıcak Akdenizliler. Evet. Çok sıcak ve çok şeyli. Çok ateşli, çok enerjik. Yani biz tepkilerimizi çok büyük gösteriyoruz. Üzülürsek çok bağır bağır ağlıyoruz veya üzülüyoruz. Sevinirsek çok büyük. Yani Avrupa insanlarından farklı. Evet. Hayır. Biz Avrupa insanıyız ama biz farklı bir Avrupa insanıyız. O soğuk Avrupalılar var ya soğuk. Bazı evet. Öyle değiliz. Yani onun için kendime çok yakın buldum. Çok yakın gördüm. Çok yani sizin çalıştığınız insanlar evet. Serkan Ahal galiba size ya söylemiş önceden çok iyi sanatçılarımız bizim yılların sanatçıları bizde sanatçılara devlet tarafından isimler veriliyor yani şey mükafatlar halk artisti Güney Kuzey Avrupa insanlar yani, tabii ki çok büyük oyuncular olduğunu düşünüyorum. Ben şu an bir tek Amelia Hanım'la tanıştım, bir de Yaşar Bey'le tanıştım. Tabii yani hemen belli oluyor. Ayrıca bana onlar benden çok daha deneyimli olduklarını düşünüyorum. Hem yaşça hem meslek açısından. Ben onları sadece izleyebilirim. Ben onlar için yorum yapamam. Yok yani nasıl ben şey yani nasıl yani iyi anlaşabiliyor musunuz yani böyle şey? Niye anlaşamayalım abi biz aynı milletiz. Aa yani biz Amerikalı değiliz onlar da başka şey değil. Ama Hanım size nece geldi yani bak Hülya Hanım'dan bir yerde işte Melahat. Melahat Hanım'dan siz ilk defaydı ki bu uzun illerden sonra ha bir arada. Melahat Hanım'dan biz tiyatrda bizim garibe talihimizde çiftçeler değil ya Seferdi'nin tamaşasında Melahat geldim oynuyordu orada. Ama siz vaktiyle aynı rolleri de oynamışsınız. Yani sizden sonra Melahat Hanım'da. Yok aynı roller. Sen hemşemesin. Nece gördünüz Amalia Hanım sizden sonra Melahat onu yarattı? Yani bilirsiniz onu tamaşaçılar değil herhalde. Devir zaman değiştikçe gerek yeni nesil gelsin, yeni gençler gelsin, yeni istedadlar gelsin. Ve çok güzel kabul edildim ben bunu. Çok güzel de çıkmıştı Melahat orada. Yani. O vaxtları mən durdum orada pomada çeyim. Şey söyleyeceğim ama o zaman da Amali Hanım'ın oynadığı bir nargile rolü vardı ki hala indiye kadar da hiç kim unutmayıbdı onu. Yani hem Amali Hanım'ın tiyatrda oynadığını hem de televizyonda oynadığını. İkisi farklı farklı nargileleriydi mənə elə işittiğimi yani, göre. Eyni yaşadığımızı oynadık. Yani benim de birinci rolüm idi tiyatrda. Melahat'in de birinci televizyada. O çok tamaşa. Yani çok ayağı sayalıydı tamaşaydı. Çok olur. Allah rahmet eylesin. İlyas müəllimə. Dur da ciddi söhbət eləyirik. Biz söyləyirik. O yazık yazık dur bir ürəyim ağrıyor.
biz Allah rahmet eylesin İlyas Mermer. Doğrudan da onun o Sermişim Mermer'in eseri. Bundan sonra kim oynasa ona da uğur getirecek. Sözsüz özdeki neyinki o? Öyle sevgililerin cehennemde bir sağlığı. İlk defa biz Türkiye'ye o tamaşayla gittik. Bizim garibe talihimiz bir de sevgililerin cehennemde bir sağlığı. 90. yılı. Zaman ele getirdi ki bugün alın yazısında yine birleştiniz. Serkan'ın... Serkan hiç düşkün. Yani Melahat'dan biz hele Bakı Belediye Tiyatrı Türkiye'ye gastrola gelende Hərbiyyə Tiyatrosunda çıxış elədi. Melahat bizi axtarıb tapdı. Özü de orada çok önemli yer tutur. Yani bugün de orada çok güzel çalışır. Ve mənə elə gəlir ki, ürəyi vətənlə döyündüyü üçün Azərbaycanlıları da, sənətkarları daim orada o izləyir, səsləyir, tiyatrlar orada görmək istəyir. Bu çok büyük şeydir. Biz de Melahat'ı burada görmək istəyirik sözsüz ki. Ama her halde harda olaq olsa, bayaq Çöhliyə xanım çok doğru buyurdu ki, biz bir millet, iki devlet olarak sənətimiz de eyni, mədəniyyətimiz de eyni, konuşmamız da eyni. Siz şeyler olsa da. Ya siz bunu Azerbaycanca mı söyleyeceksiniz senaryoyu? Türkçe söyleyeceğim tabii. Oyununuz da Türkçe oldu. Türkçe. Yani burada belki Azerbaycan, Azerice dublaj seslendirme yapılacak. Türkiye'de normal Türkçe. Ama aslında siz bir Türk kadınının obrazını yaratırsınız bu filmde. Hayır. Azeri kadın oynuyorum. Azeri hikayesi ama zaten. Yani Türkiye bağlantılı ama hikayemiz öyle. Hikayeni nasıl buldunuz? İyi mi? Çok güzel. Aşk hikayesi her zaman tutar. Aşk deyince sizin çok güzel bir kızınız da var. Bennu Hanım. Ya şey, Bergüzar Hanım, Bergüzar Hanım. Tanım yerine. Nerede? Tanım yerine. Nerede? Nerede ya? Telefon alıp danışıp. Ben onunla danışmamışam. Bergüzar'la danışmamışam. Yok. Telefonla. Yok. Onda Dvaynoy'u tanım yerine. Danışmaya koydular mı ki? Konuşmaya koymadılar vallahi billahi. Biz burada ne kadar konuşmuyoruz. Harbi güzel hanımlar var, güzel sənətçilər var. Daim Zaur onları öz başına yığar ve güzel verilişler yapar. Ve bu da meyle gelir. Bir sen de vermiş adamlamaz. Çekimde. Çekimde ha. Aşağı Allah. Ya, ver misin? O söylesin bize. Ha bizi telefon açın mı? Yani şimdi telefon açsak konuşabilir miyiz? Hayır yok. Şu an şey... Beyaz Show'da. Hayır. Beyaz Show yarın akşam. Ha yarın akşam. Ama onlar şu an ATV'de bir şey çekiyorlarmış. Bilmiyorum. Çok zor konuştum ben de Türkiye'de. Yani sanmıyorum bulamayız herhalde. Ya biz de çok uğraştık yani onunla konuşmaya, onunla bir röportaj yapmaya ama... Ama çok anlamadım. Yoğun çalışıyor. Yok aslında Azerbaycan'da onlara... Bir gün. Hayır geldiler sete, geldiler sizden. Onlara zaman ayırdılar. Melahat koymadı. Melahat yoktu o zaman. Var mıydı Melahat sen sette? Yok. Hayır. Her zamanki gibi. Başka bir kanal. Evet. Kanal geldi. Başka bir kanaldan çekim yapmışlar ama biz de zaten gelmek istedik. Sevgilim getirmek istedik. Ne getirmesin? Sevgilim kanyan. Ha sevgilim miydi o kanyan adı? Gönderirler de. Testesi. Bak güzel. Çok güzel. Ya kızınızın oyununa da. Çok heyranları var. Azerbaycan'da. Ben internet sitelerinden sizin kızınız için yaptığınız yorumları da okudum. Çok bir iyi bulmuşsunuz, çok güzel bir yanaşmanız var. Anlayışlı yanaşırsınız onun sanatına. Çok yani çok mu beğeniyorsunuz onu? Çok mu güzel oynuyor? Çok güzel bir aktrise olacak. Bir şey söylemiyorum ben hiçbir kızım çok güzel oynuyor falan demedim. Hiç daha öyle bir şey çıkmadı ağzımda. Hayır hatta o da hep söyler, ben de hep söylüyorum. O der ki ben şu an emekliyorum. Daha yürümüyorum. Ben daha sanatçı değilim. Sanatçı adayıyım der. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ama yetenekli derseniz evet. Yetenekli bir çocuk Bergüzar. Çünkü armut et dibine düşüyor. Anne sanatçı, baba sanatçı olunca o da bizim mesleğimizi seçti. Kocanız da sanatçı. Tabii. Ama çok kıskanç birisi. İdi. Yani kıskanırdı sizi her şeye. Her... Çok. Ama kendisi de bir sanatçıydı. Neden kıskanıyordu? O farklı. Onun bir Tanju Korel Cumhuriyeti vardı. Hani vardır ya Osmanlı devleti. Evet. Onun da bir Tanju Korel Cumhuriyeti vardı. Tanju Korel Cumhuriyeti'nin yasaları vardı. Kanunları vardı. O kanunlara uyan o cumhuriyette yaşardı. Ve uydunuz, yaşadınız. Evet, biz uyduk çünkü kıskanmadınız ben uydum. Yok ama sıkıcı bir şey yok. O sadece kıskanıyordu. Beni çok severdi toprağını sevse.
bu arada çok sevdiği için çok kıskanırdı. Yani bu şey değil. İşte ne bileyim ben benim işimi yapmamı istemedi mesela. Ama burada Amalia Hanım'ın da hayatı yoldaşı çok senet adamıdı. Birbaşa senetten bağlı. Onda kıskançlık yoktu bence. Ne için? Mende de var, onda da var. Ne için? Öyle bir şey mi olur? Onda biz birbirimize çok bilgane oluruz. Yani kıskançlık bu hayatta, yani biz biraz onu başka cür yaparak, yani kıskanırsa demeli neyse inanmır ama öyle değil. Yani birisi herkes, şimdi biz deyirik ki yok ama bu benimdirse, ben isterim bu benim olsun. Ah siz kadınlar, kadınlar. Benimse benim. Seninki hiç öyle söylemedi, yazıklar. Kıskanmadı ki beni. Canım sen öyle geldin. Çok demokratın kocası. Allah bravo. Ya büyük hocam çok kıskandı. Ama Melahat'i çok kıskandı. İzzet'i bilir sende. İzzet kıskançtı. İzzet hiç kıskançtı. Tam tersi. Ve sen bilmirsen. Yok. Bilmirsen o senin yanındaydı gece gündüz. Arda, 3 ay gelir Kazakistan'a, kalır evde. Canım belki onun başka bir karısı var. Arayın telefon nerede ben telefonu açtım. Ama lan. Yok, ben kaynanama diyorum. Kaynanama diyorum ki şey birinden sonra şey kaynanama diye kayınvalideme diyorum ki bir yıldan sonra senin dedim Kazakistan'ın torunların gelecek. Develerin gelecek. Ben demedim bunu. Bak Amalia Hanım ne diyorsun sen? Birbaşa dedi ha Fatma. Fatma Hanım da bizim respublikamızın halk artisti de. Çok iyi sanatçılarımızdan biri. Adeten komik rollerin oyuncusu ama böyle tragediyalarda yani facialarda daha güzel oynadığını biz hepimiz gördük, izledik onu ha Fatma Hanım'da. Fatma Hanım siz ne derdi bu aktörlerine? Birinci defa mı? Amalia Hanım'ın birinci defadır ben. Yani ki Amalia Hanım'ın özü bilir, ben Amalia Hanım'ın perestişkarı olmuşam dahi belə evvelden. Benim de siz uşaqlıqdan. Uşaqlıqdan yok. Uşaqlıqdan diyende ben özüm de aktrisa ola. Özüne demişim ki ben bilet alırdım poezə, gelirdim sizin tamaşalarınıza bakırdım, təzən qayıdırdım o vaxt Ağdama. Yani Amalia Hanım'ı ben çok sevirəm, hem sənətin, hem özünü. Ve Amalia Hanım kimi sənətkarla belə bir filmdə balaca da olsa, böyük de olsa, indi bilmirəm, indi rolum nə böyüklükdədir. Hər halda, hər nə qədərsə, deyib ona da şükür. Yəni belə bir sənətçilərlə şükür eləyən qadındır. Hər zaman bu aktrisi Allah'a şükür eləyib. Şükür eləyə prezident mükafatçısıdır. Şükür eləyə xalq artistidir. Mən bilməm, şükür eləyə muzikomediyanın demək olar ki aparıcı aktrisasıdır. Prezident şükür eləyə muzikomediyanın rəhbəri olacaq. Mənim dostum olan rəhbəri. Amma o Türkler demişkən zaten mən də şükür eləyirəm. Amma bu qədər adım yoxdur. Xahiş eləyirəm. O rəhbər sözünə toxunmayaq. Bizim rəhbərimiz canlara dəyərdir. Yox. Ay qorxdum. Qorxub eləmirəm. Mən həqiqətən qadınlara yol açıqdır. Yani bütün şərait yaradılır ki rəhbər də olsunlar, sənətkar da olsunlar, Evdar xanım da olsunlar. Nəfis bir şey yok, var ki. Ama o da yox, başka bir yerdə. Yeni bir tiyatro açar, onlar rəhbər. Yox, mən hərənin öz sahəsi var. Yəni, mən heç vaxtı özümə o işi arzulamıram. Çünki mən onu bacarmaram. Bizim hal-hazırda çok gözəl... General olmayan, əsgər deyil. Hal-hazırda bizim çok gözəl tiyatrımızın rəhbəri var. Bizim hamımız onu çok istəyirik. Hamımızın ona böyük hörmətimiz var. Biz ne dedik ki biz dedi rehber olup yeni tiyatro yaradasan de bak benim kimi. Benim kimi tiyatro olsun. Tam politik. Amalia Hanım benimki sahnedir. Ve benimki oldu ki sizin kimi gözel sənətkarlarla tərəf müqabil olun. Bak Hülya Hanım'la. Bak bu insanlarınki aradı. Bu insanlarınki de sahnedir. Deyirəm, yəni mənimki odur ki, elə mənimki səhnədir. Mənim o direktordur onun, o birisi de o, deyirik, uçiteldir. Mənim onların işim yoxdur. Mənimki səhnədir, qutardı, getdi. Oynayım tamaşaçılara, hiç anlamıyorum. Ya benim işim, ben ona söyledim ki ya, siz çalıştığınız
tiyatroda, tiyatronun genel müdürü olabilirsiniz. O da söylüyor ki ya ben istemiyorum, benimki sahne. Ben sahnede her zaman olmak istiyorum. Benimki gerek değil. Sen Allah'ım beni katıyorsun. Kurban olayım, beni şeye salmayın. Ne yapmayın? Ne yapmayın? Ne yapmayın? Beni sorduğumda bırakmayın. Ama biraz da kalsanız Azerice çok iyi konuşabilirsiniz burada. Olsun. Olsun. Bakiye çok beğendi. Çok güzel. Gerçekten. İlk defa. Ve çok beğendi. Hakikaten. Doğrudan da ben ilde bir kere gelirim. Ben sana iki kere gelirim. Sağ olsun Serkan'ın hesabına yeni geldim. Ama sen öz hesabına ne bak gelirsin? Çok güzel oldu Bakiye. Dedik gelen kere hemen Bakı Belediye Tiyatrosu'na bir getirelim. Bir rejisörlük yaparsan, Allah oyuncu da olarsan orada. Çok güzel olur. Allah koysa şey söyleyeceğim ama Bakı her geldiğinde aynen, çok güzelleşir. Hazır sahneydi. Beygalem Bey, kağıdı tapabilmiyorum sahneni. Sahneler de budur. Ne lan? Yo, ben oynadığımız yeni sene yedim. Bunu çekmiş ya. Yeni sene yedim. Bunu yedim. Bunu yedim. Bunu yedim. Allah razı olsun Serkan Kerimoğlu'nun. Sen bunu komediyle sevdin daha göz alın. Doğrudan Allah razı olsun Serkan'dan ki böyle sanatkarları birbiriyle görüştürüyor. O doğru dedi. Yani ki öyle doğru. Zavur, yani düz deyir. Ameliyatanla yani, memnun. Biz bu yakınlarda Moskva'dan gayettik. Orada Nesibe Zeynalova'nın tiyatronda onun yübileyi geçirilirdi. Ve biz orada yani Serkan'la ilk defa yol yolcusu oldum. Şahsen ben ama sanatkarlarımız vardı. Ve orada onun işgüzarlığını ben gördüm. Onu orada onun hürmetini gördüm ben. Bilirsiniz ve bu ben inanmırdım ki hasile gelecek bu çekilişler ama çalışkan. Çalışkan, çok çalışkan. Yani bu zor çalışkandı. Yani ben özellikle biz önce fikirleşirdik ki yalnız Azerbaycan filmi olacak bu ama bir de gördüm ki müşterek çekir. Burası Moskva'nı da katıp Türkiye'ni de katıp hamsını. Yani çok güzel bir işbirliği yani. Bir şey söyleyeyim. Serkan'ın bilirsiniz ki Dünya Azerbaycanlar Kongresi'nin üzvü de aynı zamanda ve bizim ilk defa Medeniyet Şubesi'nin sergisi. Ama bir söz diyeyim de Bir danışın da. 5 gün bundan önce. Mikrofon bende. Mikrofon bende. Yalnız gördü savaşı. Lazım değil. Lazım değil. Ben koyun keserim. Ağzımda kaldı. Ben bir söz diyeyim ki. Ben inanırım ki gün o gün olacak ki Serkan Amerika'da film çeker. Çekecek. Biz de orada olacağız. Olsun. Sen beni niye getirmedin bu filmde? Kapını açıp örtmedin. Zaten o da olsun. Ne olsun? Ha, bir şey eleyebiliriz. Şimdi Serhan'ın ismi, ben ona bir isim taktım. Olsun. Şimdi ben mesajım, Serhan bu senaryo şöyle bak. Olsun. Gayet rahat. Veyahut da şöyle olmuş, böyle olmuş. Olsun. Diyor. Evet, onun ismi Olsun. Rahatlatıyor muyum? Kızan görmediniz siz. Kızan görmedim. Ben gördüm. Bugün gördük. Yok. O saçlarını o yüzden kestirdi. Yolmasın diye. Testi saçlarını yolurdu. O yüzden kestirdi ki yolmasın. Güzel, iş güzel. Kadın olasan, özde aktrise olasan. Yok, onlarla gördüğünde oturup durasın. Gördüğünde yanında oturasan. Bu büyük hoşbəxtliyi. Size de arzuluyorum. Ama sözün əsl mənasında, bu yerə sözün əsl mənasında büyük hoşbəxtlikdir. Çünkü Amalia xanım kimi, Məlahət kimi, Hülya xanım kimi, Fatima xanım kimi gözəl insanlarla, həm də gözəl sənətçilərlə bir arada olmaq, valla sözün əsl mənasında... Yaşar müəllim də burada çəkilir, Yaşar müəllim demiş, Yaşar müəllim mənim üçün çox böyük qurur verici bir şeydir, həm bizim... Yaşar müəllimlə də heç oynamadım. Yaşar müəllimlə də oynadım, hətta filmdə də oynadım, Süreyya filmini çəkmişdi, Siz olmuşsunuz ama... Beraber bir... Yaşar'la ben çoklu televizyon filmlerine çekilmişim, Yaşar'la filmlere çekilmişim, tamaşalarda taraf mukabil olmuşum ve size diyeyim ki bugün bizim yani hem dramatik hem faciavi hem komik aktörlüğü özünde birleştiren belki de yegane kişi sənətkarıdır. Öyle. Belki de yok. Var bizde çok güzel ünlü sənətçilerimiz çoktu bizim. Ama bu sintezi özünde yani ki o faciəni de güzel yüksək səviyyədə ifa edəcəm.
komediyada ve ben bunların hamısı, ben Qanlı Nigar Yaşar'la oynamışam sahnede, Şendil'in Qanlı Nigar'ında. Bir abdini oynuyordu, ne bileyim bir alem idi. Yaxud deyək ki, televiziya tamaşasında Ömrün Yollarında Rüvengiz Qasımovanın. Tamam başka sevkideyim. Güzel. Ve faciye, gözünden yaş gelsin necə. Yani bu bizim böyük sənətkarımızın neyleyse, bir Allah onun canını salamat eləsin. Yani. Bir neçə gün sonra da bura Halil Bey de gelecek. Halil Ergün. Yarın geliyor. Halil Bey'le biz tüm... Sen var ya, sen... Sen var ya, sen var ya, sen... Necə gözəl insan. Sen necə böyle... Ünlü sənətkar var mı? O ile bir evli evdəsiniz. Yani gelip orada Türkiye, İstanbul senin ikinci vətənin oldu öz yeri. Ama sen hamısını da tanıdın ve burada çok zorma insanlar gibi. Çok zorma. İstedim inanları. İşlerimiz yaxşı. Allah korusa bizim bütün işlerimiz yaxşı. Bizim bir şirini yatak. Duz tökülmüyüm ki şirin niye attı? İnşallah. Bir şey değildi. Hiçbir şey olmaz. Çekil tamam. Çalışabilir miyiz? Tamam. Gelin. Tamam çalışabilirsiniz. Gülah Hanım da kendi öz rolünde. Öz maharetini. Hal hazırlıyor. Öz maharetini gösterin. Sen kaç özde dansın. Ben de geldim. Hadi. Tüfeğli bir kadın obrazını yaradır. Zor, çal saklayın. Boynumu da bakıyorsun. Ben de gözümün birini çekmişim, birini çekmemişim. Demeli, Aymalar Hanım, yine mi sen? Sana seherden söyledim o kızı.